Çok çok özür diliyorum. Abdullah Avcı Trabzon Havalimanı'na geldi ve görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Trabzonspor'da seçim sürecinin başlamasıyla birlikte dün bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Teşekkürler. Abdullah Avcı. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Hem personelle hem de futbolcularla, teknik heyetle vedalaşmak için İstanbul'dan Trabzon'a geldi Abdullah Avcı. An itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak için istifa ettiğini söylemişti Selahattin Kınalı. Siz de belki bu görüntüleri birkaç cümleyle yorumlamak istersiniz. Taraftarların yoğun bir ilgisi var aslında bu. Bilinen bir durum muydu bilmiyorum ama taraftarlar hazırlıklı gelmişler. Çiçeklerle şu anda karşılıyorlar. Kolaydır. Hoca çok şık bir hamle yaptı. Evet. O şık hamlenin karşılığı Trabzon'da alacaklar hoca. Ama hep söylüyor, yine söyleyeyim. Yani ben Abdullah Avcı'dan Ertuğrul Doğan'ın vazgeçeceğini düşünmüyorum. Vazgeçmez ondan. Seçimden sonra 25 Mart'tan sonra yine Abdullah Avcı'nın Trabzonspor Teknik Direktörü olarak devam edeceğini düşünüyorum. Doğrusunun o olduğunu düşünüyorum ama tabii hocayla birlikte planlama yapılacak. Evet. Bütçe reel rakamlara çekilecek ve hocanın aldığı oyuncuları umulan performanslara çıkarmak için de hocanın 12-13 haftası daha var. Zira kupası var. Evet. Bir final oynarsın. Final oyununda oyuncular daha çok vitrine çıkar. Peki. Yani ben bu hikayenin zaten uzun vadede devamı olabilir de şu anda da bittiğine inanmıyorum. Ertuğrul Doğan buna izin vermez. Peki. Görüntüleri canlı olarak ekrana getirdik değerli izleyenler. Trabzonspor'a veda etti dün Abdullah Avcı ve şimdi de ekibiyle vedalaşmak adına Trabzon'a gitti. Havalimanından ayrılma görüntülerini ekrana getirdik. Hızlanalım isterseniz biraz, malum basın toplantısı, antrenman derken. Evet. Beşiktaş'la devam edeceğiz şimdi. Beşiktaş gazetelerimizi de rica edelim arkadaşlarımızdan hemen siyah beyazlıların gündemine de şöyle bir bakalım. Nereden başlayalım? Şöyle bir bakıyorum. Cenk Tosun haberleri var, onlara da bakacağız. Fotomaç 2 ile hemen başlayalım. Avrupa vizesi başlığı dikkat çekiyor. Şenol Güneş Başakşehir maçının önemini böyle özetledi. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız ama olamasak da Avrupa'ya gitmeye mecburuz. Bu nedenle yarıştaki rakiplerimizden Başakşehir'i yenmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Gerçekten önemli bir mücadele Başakşehir karşılaşması. Ne dersiniz? Nasıl bir maç beklersiniz? Yeni Beşiktaş'ı aslında nasıl buldunuz? Belki onu sorarak başlamak lazım. Benim en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim de bence Beşiktaş sezon başında doğru bir planlama yaptı. Arkasını getiremedi. Onun sancılarını yaşıyor. Şenol Hoca'nın gelişi döneminde de Divan Başkanı Tevfik Yaman Türk'ün, Sayın Yaman Türk'ün yaptığı konuşmayla, çıkışta da ben Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluk mücadelesini bitirdiğini burada söyledim. Hı hı. Yine söyleyeyim. Şimdi hoca sonuna kadar şampiyonluk iddiamızı devam ettireceğiz diye ama tabii tebessümle karşılıyoruz onu. O da biliyor onu. Hayır, olamasak da Avrupa'ya gitmemiz üçüncülük gerekiyor diye de söylüyoruz gerçekçi hedef zaten. O. Üçüncülük Beşiktaş'ı şu an en önemli hedef Avrupa kapısı ve en büyük rakiplerden biri de Başakşehir. Hatta en büyük rakibi. Sonrasında Adana Demirspor'u işte düşünebiliriz. Trabzonspor'u belki düşünebiliriz. Ama en büyük rakip Başakşehir ve en önemli maçına çıkıyor. Belki de Beşiktaş için sezon finali gibi bir maç bu aslında. Yani Avrupa kapısının açmak için sezon finali. Şampiyonluk zaten gitti bana göre. Çoklarına göre. Bu maç çok önemli ama Başakşehir de ligin en takımı. Konsantre olduklarında fırsatları golü dönüştürme oranındaki en dip seviyeyi biraz makule taşıdıklarında maçın favorisi gibi duruyor ama Beşiktaş'ta da o kadar iyi oyuncular var ki. Ya çok iyi oyuncular var Beşiktaş'ın ama bir türlü ritim tutmuyor. Yani keman başka ses veriyor, viola başka ses veriyor, saz başka ses veriyor, her şeyden başka ses çıkıyor. Yani orkestranın genel havasına bestekarın yaptığı notalara vurgu yapan çok az oluyor. Herkes kendi türküsünü söylüyor. Tek tek bakınca da hepsi iyi. Ama sonuç alma konusunda hocanın da yüzünde mutsuzluğu görüyoruz. Belli ki oyuncularından istediği, beklediği verimi alamıyor. Hoca hani yarı yolda geldiği için çok da suçlamak doğru olmaz. Hakkaniyetli olmaz hocaya. Sonuçta elinde bulduğu takımı kendi kurduğu takım değil. Hoş hoca kendi elinde bulduğu takımlara da hep değer katmıştır ama
Hep söylüyor ya, demek ki hocanın suyun başına getirdiği, onun bir örneği vardır. İğneyi suyun başına getirirsin, senin görevin orada biter. Suyu içip içmeyeceğine o karar verecek. Demek ki suyu içip içmeme konusunda çok kararsız oyuncuları var hocanın. Dellali de bu kadar ısrar etti. Eğitici bir adamdır, eğitmendir. Yine şans verdi. Olmadı. Bence vakit kaybediyordu. Kaybetti. Başka oyuncular da var verim alamadı. Bana göre mesela Masuaku'yu fazla erken, çok iyi bir sol bek Masuaku ama uyuma problemi. Oyun içinde uyuyor, dalıyor. Bak. O da neden? Konsantrasyon eksikliği. Ya onlar genç adamlar. Oyuna konsantrasyonunu maç öncesi iyi hazırlayabilsen o dalgınlığı yapmaz. Yani çok çok net maçlarda hatalarla goller yedirdi. Ama çok iyi stoper, çok iyi sol bek. Belki de ligin en iyi sol beki Masuaku. Ama verim alma konusunda sıkıntılar var. Onda bile var yani. Enkudu'dan vazgeçti hoca. Bana göre ligin yani içteki yapıyı bilemiyoruz tabii ama birebir yakaladığında 8'e düğümleyemeyeceği adam yok yani. Ama ondan yani da verim alamadı. Maçta bir. Tamam işte. O risk alınır mı? Israr edilir mi daha doğrusu? Hayır. Zaten 5 maçta 1 oynuyorsa olmaz. Niye 5 maçta 1 de 5 maçta 4 değil? Ya teknik adam ve yönetim bu sorunun cevabını bulmalı. Ama yıllardır Enkudu hep böyle değil mi? Geldiği günde çok istikrarsız bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama çok istikrarsız bir oyuncu. Çok iyi başladı. Demek ki onun anladığı dilden konuşulmadı Beşiktaş'ta. Yani konuşulamadı. Hocalar konuşamadı. Olabilir yani. Yani kimse mi konuşamadı? Olabilir. Üçü de konuşamıyor olabilir. Yani 3 hocayla çalıştı galiba değil mi? Evet. Enkudu. Olabilir yani. İstatistik diyorsun ya. Olabilir ne olacak? Belki 4.'yle çalışacak. Hep şey deniyor ya. Kim için deniyordu ya? 11 defa kaybetti, 12'si de kazandı. Türkiye'de mesela örneği bir örnek olsa tefe koymuştuk. Kimse öyle adam ya da olmaz. Takımı. Ama Beşiktaş'ın... Kimsenin 11 kere kaybetmesine izin verilmez. İşte Türkiye'de hiç mümkün değil yani. Ama bak Arsenal 70 yıl sonra abartıyorum tabii. Yine şampiyonluğa koşuyor. Sürekli aynı çizgiyi koruyorlar çünkü. Bir iddia taşıyorlar sahaya. Bir sistemi var takımın, bir ekolü var. Bir şekli var yani. Taraftarının sayısı hiç kaybetmeden, taraftarının sayısını artırarak hiç şampiyon olmadan da büyüyebiliyormuş. Tabii Trabzonspor da dünyadaki örneklerden biridir bu konuda. Şampiyon olmadan taraftarını büyüten takım diye. Hı hı. Yani doğru şeyi, doğru sistemi kurduğun zaman taraftarını da ikna edebilirsen eğer asıl başarının sürekli yarışmanın içinde olmak olduğuna. Şöyle Türkiye'de şöyle bir sıkıntı oluyor Ezgi. Kültürün oluşmaması nedenlerinden biri de bu. Bizde İstanbul'un 3 takımı doğal şampiyon adayı zaten. Böyle olunca gelenekselleşemiyor. Taraftar da ya biz de şampiyon olmayalım bu sene nedir demiyor, diyemiyor. Çünkü medya ile hep birlikte medyası, siyaseti onları direkt şampiyon adaylarını adayı yapıyoruz. Yani adam şey diyemiyor ya dur belki ben bu sene 5. olurum. Arsenal çok 5. 7. oldu. O bir kültür işi.